Gözü de öyleymiş. MHP Bolu milletvekili adayları Şükrü Gülez ve Mihriban Budak Yerlikaya, sivil toplum kuruluşları ziyaretleri kapsamında Ziraat Odası ile Elektrikçiler ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek destek istediler. Milletvekili adayı sabahın erken saatlerinde ilk olarak Elektrikçiler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Yaman ve yönetimini ziyaret etti. MHP Bolu milletvekili adayı Şükrü Gülez burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bildiğiniz gibi seçim saptımı halinde sivil toplum örgütlerimizle gerekli temasları oluşturuyor. Ve bu örgütlerimizin de fikir teatisinde bulunuyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman sivil toplum örgütlerimize önem veriyoruz. Bu örgütler bizlere meslek gruplarının gerçek manada dertlerini, sıkıntılarını, olması gereken şeyleri en güzel şekilde aksettiren temsilcilerdir. Elektrikçiler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Yaman da adaylara başarılar diledi. Sivil toplum örgütlerine vermiş olduğunuz değerden dolayı, bizleri de ziyaretinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki esnafın sıkıntısı var, gerçek. Bu sıkıntılar siyasi iradeyle giderileceği kanısındayım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da sivil toplum örgütlerine vermiş olduğunuz bu olumlu ve hoşgörüyle İnşallah bunları çözeceğimizi biliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Size başarılar diliyorum. Daha sonra Ziraat Odası'nı ziyaret eden MHP teşkilatı burada Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ve üyelerle bir araya geldi. Aday Gülez ziyarette şöyle konuştu. 7 Haziran'da yapılacak olan milletvekilliği genel seçimleri için sivil toplum örgütlerimizle, halkımızla kucaklaşıyoruz. Köylümüzün ve çiftçimizin temsilcisi olan bir kurumun ziyaretçi olunca daha farklı duygularla bezeniyoruz. Gerçek manada yeni Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde çiftçimizin ve köylümüzün ziraatle uğraşan insanlarımızın gelişimine, ileriye dönük teknolojide olsun, yaşam standartında olsun gelişimini sağlayacak çok güzel projelerimiz var. Bugün mevcut siyasi iktidarın izlemiş olduğu politikalar neticesinde en büyük sıkıntı çiftçimiz ve köylümüzün üzerine yıkılmıştır. Bugün Türkiye'de 250 bin, o 2002 yılında 250 bin dönüm ekili arazi varken 200 bin dönüme düşmüş. Köylümüz ve çiftçimiz büyük sıkıntılara garip olmuştur. Bugün ülke olarak saman ithal eder, patates ithal eder, mercimek ithal eder. Bir tarım ülkesi olmamıza rağmen bir ülke haline geldi. Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ise milletvekili adaylarına köylülerin sıkıntılarını anlattı. Şu anda gerçekten bankalara kredi kartını ödeyemeyen, malını mahsuru para etmeyen, karı çiftçilikten bezmiş, tarlasını bile ekmiyor. İcramlar veriyor. O duruma o yüzden köylüye faydalı olacak. İnsanlar gelmesi gerekiyor. Köyler bunu gelen bir duruma düştü. İnşallah bunu iktidarınızda gelirsiniz ve bu işler gündeme yani daha faydalı olursunuz.